ekonomi krizi yok kardeşim. Sen bir gencin önünü kes. Şimdi bir gencin önünü kes. Cebine bak. iPhone telefonu var. Biz satılmadık. Hiçbir yerimiz kalmadı. Biz kaldık Allah'a çok şükür. Ve memlekette de mülteci durumuna düşenler biz olduk. Bunlara şükür. Ama geçen seneki işler yok. Ama işler sakin yani. Olduğunca sakin. İstediğimiz performansı yok. Bazı insanlar doyumsuzdur. 1 liraya da doymaz, 1000 liraya da doymaz. Erken seçimde olsa kim düzeltecek? Düzeltecek kimse yok abi. AKP'nin kalelerinde ekonomik kriz serimizde yaptığımız anket sonuçlandı. Ve Konya'dayız. Bir sonraki şehrimiz için fikirlerinizi bekliyoruz. İşleriniz nasıl? Ekonomik durumlarınız nasıl? İşlerimiz iyi elhamdülillah. Yapıyoruz tabii. Şu an Mistik Müzik programı var Konya'da. Aralık ayında da şeprazı törenleri var. Burada turistik yer olduğu için bizim şu kapımız Mevlana kapısı da turist çıkış kapısı. Turistler buradan çıkıyor efendim. İyi elhamdülillah satış yapıyoruz yani bir sıkıntımız yok. Bu sıra mı açıldı peki yoksa mesela 3 ay önce de yapabiliyor muydunuz? Tabii. Geçen seneye göre bu dönem işler? İyi. Daha mı iyi? Daha iyi. Ya yani diğer senelere göre bu sene daha iyi. Yani turist geliyor. O zaman Konya'da pek ekonomik kriz hissedilmiyor. Şu an yok. Tabii. Yani o yani fiyat konularında da olsun Konya'mız uygun fiyatlarda. Geçinebiliyor millet. Yani biz memnunuz yani elhamdülillah şükür. Türkiye'de İslamcılığın ve muhafazakarlığın başkenti olarak tarif edilen Konya aynı zamanda Necmettin Erbakan'ın başlattığı Milli Görüş Hareketi'nin bir dönem kalesi olarak kabul ediliyordu. Fazilet Partisi'nden kopan Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç gibi isimlerin oluşturduğu AKP, Erbakan'ın kalesinde 22 yıldır rekor oy oranıyla birinci parti. Nasıl işler nasıl? Abi elhamdülillah iyi. Rabbim bundan geri koymasın. Peki yani geçen seneye göre mesela bir değişiklik var mı işlerinizin durumunda? Yani ekonomiden dolayı birazcık evet sıkıntı var yani ona geçen seneye göre birazcık daha düşük. Aslında fiyatlarınız da fena değil hani. Evet. Ona rağmen biraz... Yani dışarıdaki işletmelere göre fiyatlarımız birazcık daha uygun. Ama yine de geçen seneye göre bir düşün mesela. Daha çok mu satış yapardınız geçen sene? Tabii tabii tabii. Birazcık daha ister istemez düşüyor abi. Peki düzelir mi bu ekonomi sence? Vallahi böyle devam eder mi? Bence böyle devam eder. Abicim ekonomimiz herkesce malum. Kötüye gidiyoruz. Daha da kötüye gideceğine inanıyoruz. Biz böyle iyiye gidiyoruz. İnşallah iyiye gider. İstediğimiz gibi iyiye gider inşallah. Ama şu doğrultuda biraz zor. Faizler almış başını gidiyor. Eurolar, dolarlar, altınlar almış başını gidiyor. Her bu şekilde ekonominin iyi gitmesi nasıl olacak? Kaç yıldır burada çalışıyorsun? Ben burada yetişmeyeyim. 30 yılı falan. Mesela geçen seneye göre bir değişim var mı? Var, muhakkak var. Tabii ekonomide, alışverişlerde, satışlarda illaki bir değişme var. Çünkü gelen zam oranlarıyla her şey çok çok farklı oldu. Tek bir geçen sene mesela bu zamanlar ne zamandı? Ne kadar farklı? 80, 90 o aradaydı. Şimdi iki katılar. Şimdi hemen hemen öyle. Şimdi iki katına satıyoruz. Hemen hemen her şey her ürün iki katına satıyoruz. Mesela ayranımız olsun, suyumuz olsun. Her şey aldı başını gidiyor. Peki mesela bir seçim olsa yine iktidar değişse atıyorum. Ekonomi gelir mi? Vallahi kardeşim iktidar değişse bu memleket artık bir daha düzeltecek adam babayık ben bu memlekette zor geliyorum. Çünkü satılmadık hiçbir yerimiz kalmadı. Bir biz kaldık Allah'a çok şükür. Ve memlekette de mülteci durumuna düşen de biz olduk. Suriyelisi, Afganlısı nerede pislikler var memleketimizi doldurdular. 2024 yerel seçimleriyle birlikte AKP bugüne kadar Konya'da aldığı oyların en alt seviyesine geriledi. Seçim sonuçlarına göre AKP'den uzaklaşan kitlelerin ilk tercihi Yeniden Refah Partisi oldu. Konyalı seçmenin Yeniden Refah'a yönelmesinin bir diğer nedenini seçim öncesi İsrail'le yapılan ticarete yönelik tepkiden kaynaklandığı ifade ediliyor. Konya'nın Milli Görüş partilerine aidiyeti yüksek. Bu açıdan Yeniden Refah'ın Konya'da yükselmesi çok anlaşılır. Çünkü Yeniden Refah aslında orijinal temel değerlere geri dönüş prensibiyle ve söylemiyle aslında oy topladı. Dolayısıyla da Konya'da etkili oldu. Diğer İç Anadolu şehirlerinde de etkili oldu. Hatta Yozgat'ta doğrudan seçim kazandı Yeniden Refah Partisi. Konya'da da anlamlı derecede AK Parti oylarının düşüşüne neden oldu. Ekonomik krizden biraz daha görece olarak az etkilenen, bu konuda direnci
dayanıklılığı daha yüksek bir toplumsal yapısı olduğunu söyleyebiliriz Konya'nın. Kendi iç kaynakları ve hükümete yakınlığıyla aslında o kaynakları daha sürdürülebilir hale getirmesiyle ve kendi sosyoekonomik yapısının aslında aile yapısına dayanmasıyla, yani kapalı, kendi içine kapalı, dayanışmacı bir aile yapısı olduğu için de yoksulluk görece olarak bence Konya'da çok daha az hissediliyordur. Bu koşullara rağmen yerel seçimde belediyeyi yine AK Parti aldı burada. Ama Yeniden Refah da çok fazla oy almış. Evet. Hani? Yani illaki bir değişiklik olacak. Gerekirse mahalli veya devlet erken seçim beklentisi var. Ayak sesleri mi geliyor acaba? Geliyor, geliyor. Geliyor erken seçim tabii ama artık... Ama olursa değişir mi peki? Değişir. İllaki değişecek. Değişmese abi halk zaten görüyorsun yani. Bir memnuniyetsizlik her yerde var, her kesimde var. Ha bakıyorsun diyor ki yani bu memlekette para çok, para bitmez, bilmem şöyle ondan filan hikaye yani. Herkes borçlu yaşıyor yani. Hiçbir ekonomik problem yok. Çünkü ben de sana bir söyleyeyim, ben 21 yıldır esnafım. Benim burada 3 tane dükkanım var. Yaşım 43. Yokluğu daha kendisini gördüm. Ta dibini gördüm. Buraya gelen arkadaşlarına da ben çok bazen acıyorum. Diyorum ki yani ben şöyle ikram edeyim veya da bir şey yapayım. Arkadaş ucuz mal almıyor. En iyisini alıyor. Ekonomik kriz yok kardeşim. Sen bir gencin önünü kes. Şimdi bir gencin önünü kes. Cebine bak. iPhone telefonu var. En ucuz iPhone 10 bin lira. Ya ben burada 21 yıldır ben burada esnafım. Yok abi kriz miriz yok. Elhamdülillah durumumuz da iyi. Şükrümüz eksik. Şimdi işler insanlara göre değişiyor. Yani bazı insanlar var, kanaatkardır. Olana bereket versin der. Evine gider. Mutlu bir şekilde. Bazı insanlar doyumsuzdur. 1 liraya da doymaz, 1000 liraya da doymaz. Bunlardan bereketi tercih edersin, doyumu tercih edersin, Allah bereket versin, eve mutlu şekilde gidersin. Ama doyumsuzluğu tercih edersen her gün üzgün gidersin. Bence ekonomi bu. Bu ikisinin arasında. İnce bir çizgi. Kanaatkar olmak lazım. İşlerimiz sakin. Yani epeydir bir durgunluk var. Yani bilmiyorum faiz oranlarından dolayı mı yani. Sakin gidiyor işler. Geçen ya. Geçen sene göre düşünsen nasıl mesela? Geçen sene güzeldi. Geçen sene güzeldi Allah var. Ama bu sene epey bir durgunluk yaşıyoruz. Bir problem var o zaman. Mesela. Var. Yani genel sektörde herkes de var yani. Tabii. Sadece bize değil. Çarşıyı gezdik. Komple. Çarşıda yani görmüşsünüzdür zaten. Onu söylüyor bir problem aynen. Var diyor. Doğru. Bu düzelir mi sence bu ekonomik durum? Valla faiz düşmediği sürece zor. Faiz düşmesi gerekiyor. Herkes para oraya atırdı yani. Herkesin para faizde. Kimse çıkarıp kullanmıyor yani. Yeni bir erken bir seçim olsa mesela. Evet. Değişir mi bir şey sence? Kesin değişir. Kesin değişir. Diyorsun? Yani illaki. Ekonomi iyi olur mu sence? Valla orasını bilemem abi. Orasını bilemem. Başka kimse düzeltmez bizi. Bir şahıs zannetmiyor. Ya gelen herkes koltuk davası derdinde. Koltuktan inmeme derdi. Gelen de ya avanesi zengin oluyor. Ya düşünen yok mu diyorsun? Yok abi nerede? Ya çoluğu çocuğu zengin, avanesi zengin. Şimdi iktidarını açık açık söyleyelim. Avanesi zengin, çoluğu çocuğu zengin. İsrail'e durmadan sallıyor. Macron'un oğlu onlarla çalışıyor. Kızı onlarla çalışıyor. Amerika'ya sallıyorsun. Van Münih'leri duyduk. Hristiyan şey papazı vermezleri duyduk. Bakmışsın 360 derece kıvırmalarla geriye döndüler. Kardeşim. Arıyorlar ama şöyle söyleyeyim. Arıyorlar ama geçen sene 3 adet arıyorsa bir ürünü şimdi 1 adete düşüyor. Yani adet sayısı. Satışta adet sayısı düşüyor. Bir sık problem aynen, var o şekilde, zaman. Yani. O şekilde bir problem var. Tabii doğal olarak ekonomikten kaynaklı. Ama şöyle söyleyeyim. Çok da kötü bir hava. Yok yine oluyor mu? Oluyor. İşler oluyor. Düzelir yine. Umudun var mı? Düzelir umut, mi? Umut yaşanmaz. Ya, tabii umut çünkü var. Yani umut var. Herkesin de umut var. O konuda sıkıntı yok. Esnafın ayakta kalması için satış yapması tabii, lazım. Tabii öyle. Halkın daha çok, nazılardan daha çok. Perakendeci esnaflara halk, yani esnaf da aslında bir halk yani. O yüzden tabii. Esnaflara yönelmesi gerekiyor. Evet abi, pazar gördüğünüz gibi boş. Geçen seneye oranlar sanmese, geçen sene daha mı fazlaydı? Abi geçen sene bakış daha da biraz daha düşük yani. Geçen sene de düşüktü, bu sene daha bir düşük yani. Her yıl bir düşüşe doğru gidiyor. Aynen öyle abi. Peynirlerin fiyatları ortalama en düşük peynir ne kadar mesela? Abi en düşük peynirimiz şu an gördüğünüz gibi 115, 120, 55 artıyor abi kalitesine göre. Az yağlı, tam yağlı. Peki bu işlerin düşüşü neye bağlı? Ekonomik durumlarına. Ekonomide bir problem mi?
Abi, hissediyor musunuz siz bunu? Abi yani? Genel olarak sizin hissettiğiniz kadar biz de hissediyoruz tabii. Bayağı düştü işlerimiz yani. İnsanların alım gücü de alım gücü bitti abi. Şu an tabii buraya ekseri gariban emekli kısmı geliyordu. Emeklinin durumu malum, maaşları malum. O yüzden bayağı bir alım gücü bitti yani. Emekli aldığıyla da demek ki çok bir tabii şey alamıyor. Şu yani. An emeklinin aldığı 12 lira kira olmuş. 17-20 lira. Bu adam market fiyatlarına göre daha mı uygun? Daha uygun abi. Marketlerde bu fiyatlar 2 kat. Ona rağmen yine düşüş. İşte bayağı bir düşüş var abi. Ne olursa düzelir. Abi bu zamana kadar ne düşmüştü? Hani o kadar her şey yükseldi. Ne düştü abi? Hiçbir şey düşmedi. Hani ekonomi düşeceğini hiç zannetmiyorum yani. Bu gidiş kötüye gidiyor yani. Yılbaşından sonra daha da bir kötüye gidecek bence yani. Pek umudumuz yok. Hiç hocam. Umudumuz yok abi. Emekliyim. Aynı zamanda bu işi yapıyorsunuz. Tabii. Yetişmediği için yapıyoruz. Ne yapacağım? Bunda da çalışmasak mesela ev kendim ama kendimi olmadık adamların evleri var. Ev olmayanlar ne düşünsün? Şimdi abi buranın şeyi Türkiye genelinde şimdi diyor sol parti gelirse acaba PKK veya ona benzer şeyler çoğalır mı? Bundan tereddüt ediyor insanlar. Bana göre hiç de bir şey olmaz. Çok Atatürk'ün bugünden bu 1923'ten beri Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Osmanlı gitmiş, bu kurulmuş. Hiçbir şey olmamış. Atatürk gitmiş, gitti gidecek, gitmiş. İnönü gitmiş, Menderes gitmiş. Böyle diyelim bir sürü adamlar gitmiş yani. Bir 5 senede o adam yapsın bakalım. Ne olacak yani? Abi şimdi bunlara şükür. Ama geçen seneki işler yok. Çok mu düşüş var? Tabii. Yani kesinlikle. Şimdi adam geçen sene 3 kilo alıyordu. Bu sene 1 kilo alabiliyor. Yani ekonomiden dolayı, piyasadan dolayı çöküşler var. Az önce sokak boş dediniz. Tabii yani niye? Şu an bu sokağın bu saatlerde çok karabalık olması lazım. İş çıkışından, köylülerden, Çumra'dan, Karaman'dan, yani Konya'nın ilçelerinden çok kişi geliyor buraya. Ama geçen seneki olan işler bu sene yok. Bence böyle giderse düzelmez. Ne olması lazım? Yani sen şimdi bugün aldığın 200 bin liralık aracı 100 bin liraya satar mısın? Ben 300 liraya ciğer alıyorum, 200 liraya satar mıyım? Satmam. Yani benim karı satmam lazım ki para kazanmam lazım. Değişeceğini düşünüyor musun? Zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Ama başa biri geçerse düzelir inşallah. Bir seçim olursa. Tabii. Değişirse belki tabii. Düzelir. Abi adam diyor ki ben diyor evimi satıyorum diyor 1 milyona. Faize yatırıyorum diyor. Aylık 50 bin lira para alıyorum diyor. Kim kime verir? Zaten bu devirde de kimse helal haramı bilmiyor. Emeklisiniz ama aynı zamanda mecbur çalışıyorsunuz. Evet, ben ne yapayım? Çiçileme bakayım. Bakıyorum o da ne? Evine sütünü mütünü alıyoruz, peyniri alıyoruz. Markette almayak diye. Yok ne abi, satılsa satılmıyor. Şu erkek ulakları var ya, tanesi 2 milyar diyorlar işte. Para etmiyor yani. Para yetmiyor abi, para etmiyor. Böyle kalmış elimizde. Peki çok, yani niye kalıyor elinizde? İnsanlar alamıyor mu? Yok abi, alıyor da yani 1 milyar, 2 milyar Allah aşkına sende mal olur mu ya? Bir tavuk geçen sene milyar. Nasıldı? Geçen sene yine iyiydi. Mesela baharda yine iyiydi. Şimdi 5 kuruş para etmiyor. Yani herkesi geçer bu kurbanda da malı elinde kaldı küçük baş. Peki bu durumlar size düzelir mi? Ekonomi şu an nerede düzeltecek abi ya? Kim düzeltecek Allah aşkına? Erken seçim olsa? Erken seçim de olsa kim düzeltecek? Düzeltecek kimse yok abi. Bir alternatifi yok diyorsun. Yok vallahi yok abi. Yapacak kimse yok. Bir aylık masrafı ne kadar oluyor sana? Abi sualdan ötüyorum yani. Sualdan ötüyorum. Yani sabah akşam çıkarıyorum bu kanal olmasaydı zaten ot da yok. Olsa da bu diken var hayvan. Olsa da sabah akşam bu kanala götürüyorum. Ot da yok, bir şey de yok. Hep kendi cebimizden yiyor yani. Kültürel olarak da aslında Mevlana şehri olmasından dolayı giderek küreselleşen, globalleşen bir turist çekimi de var Konya'da. Bu aslında Konya'nın mevcut dini pratiklerini, manevi iklimini olduğu kadar kültürel iklimini de etkiliyor. Daha kozmopolitleştiriyor. Yani benim gidip geldikçe gördüğüm böyle bir değişim var. Daha kozmopolitleştiren, Mevlana'nın evrensel bir figür olmasıyla birlikte Konya'da da aslında Mistik Müzik Festivali, Şebi Arus törenleriyle daha kozmopolitleştiren, burada da gençleri özellikle yeni seçmeni etkileme alanları olduğunu düşündüğüm yeni bir sosyokültürel dönüşümü de
izliyorum. 30 yıldır, 30 küsür yıldır Konya'yı izleyen bir sosyolog olarak diyebilirim.22 yıldır AKP'nin önemli oy depolarından biri olan Konya'daydık. Konya'da esnafa ekonomiyi sorduk. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olun. Ve video serimizde merak ettiğiniz iller varsa yorumlara yazabilirsiniz.